Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde programın açılışında yaptığı konuşmada savunma sanayindeki son gelişmeleri aktardı. Radar sistemleri harp alanının ve sınır güvenliğinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini aktaran Demir, alçak irtifa radar projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Demir şu ifadeleri kullandı: "Radar sistemleri harp alanının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir, bunu da çok yakından biliyoruz. Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikiminin kullanılarak savunma sanayisinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde arttıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak, bu yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz." 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir konuşmasında hudut bölgesindeki havan ve roket saldırılarına dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmalara değindi. Demir konuşmasında, roket ve havan mühimmatlarının erken tespit edilmesi için radar geliştirilmesine yönelik çalışmalar başladı. İfadelerinde bulundu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde 21 Mart 2023 tarihinde başladı. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS, askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor.